Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün gene tekrardan erkek salmamızda 4-5 tane dişi atacağız arkadaşlar. Normalde birer ikişer atıyorduk ama bugün biraz daha abartacağız. Olgunlaşan dişlerimizden, eşyalı dişlerimizden, daha doğrusu yeni yerimize geçtiğimiz zaman direkt eşe atabileceğimiz dişilerden 4-5 adet alıp üst salmaya atacağız arkadaşlar. Anlaştığı erkeklerle yeni yere geçtiğimiz zaman eş olarak atacağız ama hazır eşi olan erkeklerle anlaşırsa onları atmayacağım, onu söyleyeyim arkadaşlar. Belki eşe atabilirim. Niye atabilirim? Sezon başlayana kadar acemiliğini bu hazır anlaş erkeklerle dişiler acemiliğini atabilir. Bu şekilde yapabiliriz. Bu arada kafeslerimizin çoğu boş arkadaşlar. Sayacak olursak 1, 2, 3, 4 boş sayılır 5. Hani 5-6 tane kafesimiz şu anda boş. Yeni yerimiz de bir hafta 10 güne kadar tamamen bitmiş oluyor arkadaşlar. Çok güzel oldu, ciddi anlamda çok güzel oldu. İçime bayağı bir sindi arkadaşlar. Hani ben sevdiysem siz de büyük ihtimalle seveceksinizdir. Çünkü ben çok zor beğenen biriyim arkadaşlar. Ve ciddi anlamda gördüğünüz zaman çok beğeneceksiniz. Size de sürpriz olacak. Gayet güzel dizaynını, düzenini ve görselliğini ön plana çıkartacağınız üretimhane olacak. Kuşlar gene gördüğünüz gibi bunlardan olacak arkadaşlar. Bunun haricinde başka bir kuş olmayacak üretimhanemizde. Başka mutasyon, başka ırk veya başka üreticiden gelme bir kuş olmayacak. Tamamen kendi ürettiğimiz alttan gelen yavrularla yeni bir üretimhane kurmuş olacağız. Yeni yerimize geçtiğimiz zaman tekrardan söylüyorum, güzel bir video çekeriz sizlere arkadaşlar. Zaten bundan sonra orada devam edeceğiz. Bu videolarımız evde son çektiğimiz videolarımız arkadaşlar. Evde daha video gelmeyecek. Gelirse buradaki papağanınızla beraber gelir. Onu da dediğim gibi dışarıda gezdirme videoları falan gelecek. Bir tek onunla gelir. Onun haricinde dediğim gibi başka video gelmeyecek arkadaşlar evde. Ama üretimhanede günlük yine aynı şekilde düzenli olarak videolarımız gelmeye devam edecek. Alt salmamızın nedir biliyorsunuz, patlamıştı. Sizlere söyledim. Alt salmaya led sipariş verdik arkadaşlar. 95 santim aldık bu sefer. 90 santimlik bulamadık. Bu 90 santimlik yeni gelecek olan 95 santimlik arkadaşlar. Yeni gelecek olandan 2 adet sipariş verdik. Yeni ledleri salma kafese yerleştireceğiz. Bu ledimizi artık üretim halinde başka bir yerde kullanırız. Erkeklerimiz gördüğünüz gibi cıvıl cıvıllar. Dediğim gibi kafeslerini yüklemi yaptım. Pozlarını falan aldım kafeslerini. Sadece yere bir led atması kaldı arkadaşlar. Onu da kafesten kuş alacağım için bunlar çırpınacaklar şimdi. Çırpındıkları zaman tekrardan yere pislik gelecek. Attığım videoda bir işe yaramayacaktı. O yüzden bunları aldıktan sonra, daha doğrusu videoyu bitirdikten sonra yere bir ledimizi atacağız. Yerlerde parlayacak yani. Yemlikler de gene aynı şekilde parladı. Bu arada atmamı istediğiniz iki tane dişi var. Ki bunlardan birisi karşıdaki mavi. Diğeri de nerede o? Mor olması lazım. Mor şov. Onu bulamıyorum. Buldum. Ortada. Şimdi bunları alacağız arkadaşlar. Onun haricinde 3 tane daha dişi alacağım ki dişlerimiz biraz daha fazla geliyor bana niyeyse. Büyük ihtimalle zaten dişler erkeklere göre fazla. Dönen dişlerimiz falan da oldu. Cinsiyet erkekken dişe dönen kuşlarımız da oldu ki şu an yerliğin üzerinde kendisi. Bizi birazcık üzdü o. Şimdi gel bakalım mavi. Seni. Şu alt kafesten bir şey almayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. İşte yemlik olsun, kuş olsun. Ciddi anlamda yakalamak beni çok yoruyor. Hiç durmadan arkadaşlar aramışız. Diğer kuşlarımızı da alıyoruz. İlk ikisini biliyoruz zaten. Sonraki ikiyi bilmiyoruz. Evet, yanında direkt. Oo, bunlar hızlı çıktılar. Bakın ayağı attı. Erkeğin ayağı üstünde. Direkt de titreşmeye başladılar. Bunlar da böyle arkadaşlar. Neyse biraz göstereyim, sonra aşağıya geçelim. Bunları kaçırmayalım arkadaşlar. Kaç bakayım oğlum. Bıraksan çiftleşecekler bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst kat tamamen erkek. Üst katta erkek erkek ağacı, başka bir kuş yok arkadaşlar. Yani dişi yok. Sadece erkek üzerine. Alt katta sadece dişi üzerine. Cinsiyet dönen kuşlarımız oluyor ki onları da zaten alıyoruz. Bu arada dişiyi kıskandığında erkek, bakın maviden, maviyi dövüyor şu anda. Ciddi bir kavga yok, o yüzden ayırmıyorum. Yani bir yara alacak derecede kavga etmiyorlar arkadaşlar. Sadece uyarı babında birbirlerine horozlanıyorlar diyeyim. Erkek maviyi çok beğendi. Zaten daha önceden attığımda da bunu çok beğenmişti. Şimdi hemen moru alalım. Mor nerede? Mor sol yukarıda. Işık olmadığı için renkleri çok ayırt edemiyorum arkadaşlar. Ya bu da çok uyanık, en köşeye kaçıyor, beni sinir ediyor ya. Şimdi şu sarıya da bir eş ayarlamamız lazım. Bunu atalım. Gel. Gel, seni atayım, gel. Kolay yakalanabilenlerden almak istiyorum. Aldım. Bu arada yürüsü diyor. Erkekler hala birbirine giriyor arkadaşlar. Şşt, rahat olun. Bunun erkeği öldü. Yeni öldü biliyorsunuz arkadaşlar. Ona bir tane erkek ayarlamamız lazım. Ona da bizim kral yanaştı. Kaç tane dişi attık? Üçüncü yapmadık değil mi? Daha ikinci yaptık. Aynen. Ya bakın bunlar yakışıyor. Çok güzel yakışıyorlar hem de. Bunları atabilirim. Dişi de kabardı. Kendine geldi.
Hayvanlar burada bunalıyor arkadaşlar. Dişinin yanında dişi var. Başka bir hayvan yok. Şimdi neredesin sen? Bakın şu mavi atalım. Bu mavi hiç atmadım. Hemen atalım. Seni hiç atmadık değil mi? Gel buraya. Neredeler? Bombaları kafeslere salıyoruz arkadaşlar. Güzel. Kral da yavaş yavaş kendine gelmiş. Bayağıdır suskundu. Oturup duruyordu ama şu anda gördüğüm kadarıyla bayağı bir hareketlenmişler. Dişi bu arada çiftleşmek istiyor arkadaşlar. Hallerinden, hareketlerinden anlayabiliyorum. Şu an hangi erkekle eşi atsam ayrı kafeste büyük ihtimalle direkt çiftleşecektir. Çünkü ciddi anlamda eş seçmeyen ve kızgın bir dişi arkadaşlar. Şimdi benim attığım dişler hangileri? Birisi yemliğin üstüne kaldı, oturdu. Diğeri bu sarı. Mavimiz nerede? Mavimiz de en yukarıda. Onu daha keşfedebilen olmadı. En dikkat çeken zaten işlerinde sarı arkadaşlar. Bir tane daha dişi atalım. 4 tane atalım bari. 5 tane atmayalım. Ama resesif bu sarıyı beğendi bakın. Resesifle bunu eşleyebilirim. Mavi ile mavi de birbirini beğendi ama o mavi diğer yeşilimiz de beğendi. Ortalık ciddi anlamda karıştı arkadaşlar. Bir tane de farklı bir şey atalım. Ne atalım? Salmada ekstra eklediğimiz erkeklerimiz de var. Resesif erkeğin falan da salmada arkadaşlar şu anda. Beyazlardan atabilirim aslında. Bakın beyazların eşi yok. Deneyelim. Beyazları alalım. Gel bakalım. Beyaz alırken elime başka kuş gelirse onu da alabiliriz. Şart değil yani beyaz. Eşi olmayan herhangi bir kuş olur arkadaşlar. Bunların huylarını bilmiyorum. Beyazlar ısırıyor muydu? O yüzden önleme başlı şu şekilde tutarsak bizim elimizi ısırmayacaklar. Bakın kuşu böyle, bu şekilde tutarsanız arkadaşlar kafayı şöyle bakın. Hamle bırakmıyorsunuz hayvan sizi ısıramıyor. Boynunu sıkmıyorum, sadece 3 parmağımın arasında aldım arkadaşlar. Evet şimdi. Oh, dişi araya aldı erkekler. Biri sağdan biri soldan vuruyor. 4 tane dişi var arkadaşlar. Hemen bakalım. Nerede dişimiz? Birisi yukarıda. O hayvan attığından beri orada kaldı. Dondu kaldı arkadaşlar. Biri orada. Biri burada beyaz. Biri sarı. Diğeri de nerede o? İlk attığım. Pardon, yeni attığım beyaz. O da yerde. Güzel. Sarı bu arada bütün erkeklere yanık duruyor arkadaşlar şu anda. Hiç seçmiyor ama kralı kovalıyor bakın mesela şu anda. Kral bundan kaçıyor. Ortalık bayağı bir karıştı. Bu arada bu erkeğin ciddi anlamda çok baskın olan erkek arkadaşlar. Hatta şu anda gördüğünüz bütün kuşlardan büyük ihtimalle baskındır. Sırf bu sezon, sadece bu sezon 4 tane dişiyle, farklı 4 tane dişiyle eşe atıp yavru yumurta aldım arkadaşlar. Sadece bu kuştan yani düşünün. O kadar baskın. Baskınlığı rahat sağlıyor ve ondan sonra yavru yumurta almak zaten daha da kolaylaşıyor arkadaşlar. Mavi bu arada oradaki mavi dişiyi bayağı bir beğendi. Bu erkeğimiz de diğer erkeği kovalıyor. Onun amaçları farklı herhalde. Neyse onlar da kalsın. Dişleri attıktan sonra erkekler daha da hareketlendi farkındaysanız arkadaşlar. Kurlar daha da arttı. Kendi kendilerine bile kur yapıyorlar şu anda bakın. Erkekler kendi aralarında baskınlık kurmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde burada da. Erkeklerde mutasyon olarak en beğenilen kuşumuzdan birisi de bu. Bakın resesif mutasyonu arkadaşlar. Çekinik gen diye de geçiyor. Onun yavrusu da var, hemen göstereyim. Onun aynısının beyazı bakın. Bu da onun yavrusu. Sarı yeşili bayağı beğendi bu arada arkadaşlar. Ayrı kafese atsam bak, abartısız söylüyorum, anında eşleşme olur. Şöyle aşağıya bakalım. Kralın mesela diğer eşi de sarı renkli. Ama bu sarımızın dişisi, erkeği daha yeni öldü arkadaşlar. Ne kadar oldu size? 10 gün olmamıştır belki de ya, 10 gün önce olmuştur. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Sen yanlış yere geliyorsun. Şu mavinin yanına giren olmadı, ona üzüldüm ya. Nerede o mavi? Lan durun, kapıyı açtınız. Heh. Bu hayvanın yüzüne bakan yok arkadaşlar. Erkeklerin çoğu mavi olduğu için herhalde dikkat çekmiyor. O yüzden görmediler ama eşi attığım zaman göreceksiniz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde eş tutturacağız. Bakın bu dişinin karakterini de öğrendik. Normalde erkeğe vardı ama karakterini tam bilmiyorduk. Yavru yumurta gayet güzel bakıyor. Verimliliği de gayet güzel arkadaşlar. Takviyelerini zaten veriyoruz. Sadece kendi erkeğinden başka erkekle eşlememiştim. Ama eşlediğim zaman şunu görüyorum ki dişi eş seçmiyor arkadaşlar. Hangi erkekle eşi atarsam atayım direkt yavru yumurta verecektir. Mesela onunla hangisini çalışabiliriz? Onunla buradaki gri şu anda yavru ama ileride bu griyi çalışabilirim ki çok güzel gri sarıyı spangle yavrular alırım arkadaşlar. Hani böyle eşleşmeler çalışacağız. Onu söyleyeyim. Farklı eşler çalışacağız. Karşıda da kuşlarımız gayet güzel duruyor, şovlarımız. Bunlar biliyorsunuz bizim ürettiğimiz yavrularımız arkadaşlar. Şu anda 7 aylık civarı oldular artık. Yani yeni sezona tam hazır bir şekilde girecekler.
O dişi normalde çok hareketliydi. İlk attığın zaman zaten aç kaldı. Çiftleşiyorlardı. Onu kovalayan yeşil erkek nerede? Onu kovalayan yeşil erkek burada da. Dişiyi kaybetti bir ihtimalle. Daha da bulamadı. Beyazımız attığımız gibi duruyor bu arada. Beyaza hiçbir kimse ilgisini göstermedi. Sadece bakın kral bu arada sarının yanına gelecek. O da artık kancayı ona taktı. Pardon odaklamamışım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Farkında değilim. Beyazların karakterini bilmiyorum. Tekrardan söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi daha önce hiçbir eşlenemesi olmadı. Onlar zaten şu anda yavru sayılır. 5-6 aylık civarı arkadaşlar. Ama onlar da dediğim gibi yeni geçtikten sonra sezonu hazır başlasınlar diye bir eşlenemesi yapabiliriz. Acemiliklerini atsınlar diye yani arkadaşlar. Sezonda tam takır yavru almaya başlayalım diye bu yazın. Daha doğrusu şu an zaten üretim hala açık söyleyeyim. Benim buradaki yerden daha serin ve nemi daha da az arkadaşlar. Üretim yapılabilecek seviyede şu anda. Havalandırması falan zaten siparişini verdik. Geldiği zaman takacağız. Orada yazın dahil üretim yapılabilecek öyle bir ortam yaptık. Ama biz yine de tabii ki dinlendirmeyi tercih ediyoruz. Sadece daha önceden yavru yumurta almadığımız kuşlardan. Yani sezonun yeni yavrularından takımlar oluşturacağız. Güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Bunlar birbirini kovalıyor. Nerede o yeşille mavi? Bu dişi de bunun peşine takıldı. Bunu bırakmıyor. Bu arada salmayı boyayacak mısın? Kararlı mısın diye soran takipçilerimiz vardı. Salmayı kesinlikle boyayacağız arkadaşlar. Salmayı bembeyaz yapacağım. Boyamazsam sadece salıncağı boyarım. O da boyarsam da daha doğrusu beyaza boyasam da tünekleri siyah yaparım ve çerçeve olarak siyaha boyarım. Ki farklılık gözüksün arkadaşlar. Salıncağın olduğu belli olsun yani dümdüz beyaz olmasın ama beyaz üstünde kahverengi salıncakta gayet güzel durur. Onu da boyamayabiliriz. Öyle kalabilir. Gördüğünüz gibi keyifleri gayet yerinde. Sağlık sorunlu Allah'a şükür şu an hiçbir kuşumuz yok. Hepsinin gayet durumu güzel arkadaşlar. Biz gene de önlem amaçlı haftanın zaten 1-2 günü B vitamini ve elektrolit veriyoruz. Ayrıca 10-15 günde de multivitaminlerini veriyoruz. Türlerini hala geçmedim. Normalde videosunu çekecektim ama yeni yere geçtikten sonra türlerini yapacağım arkadaşlar. O zaman da zaten videosunu çekip sizlere göstereceğim. Hazırlanışı ve veriliş amacı, veriliş süresi ne kadar ayarlanıyor. Onların hepsini sizlere detaylı bir şekilde anlatarak videomuzda göstereceğiz. Bahsedeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Erkekle terledi. Bakın kanatları kaldırıyorlar arkadaşlar. Derecemiz burada yok. Derecemiz yeni yapacağımız üretimhaneye götürdük. Orada oranın ısı ve nem ölçüsünü dengelemeye çalıştığımız için arkadaşlar orada bulunduruyoruz. Kuşlar oraya gidene kadar o orada kalacak. Oraya yeni bir tane sipariş verdik. Yeni sipariş verdiğimiz geldiği zaman onu da çok güzel sabitleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar aydınlatma olarak, görsellik olarak benim için çok üst düzey bir ortam olacak. Ben söyleyeyim. Hani bu ortamdan daha güzel bir ortam olacak. Onun garantisini verebilirim. Duvarları beyaza boyadık. Normalde orkide diye bir renk vardı. O bizim kendi oturacağımız bölümü boyadık. Onu da artık ilerleyen zamanlarda gösteririm sizlere üretimhane videosunu çektikten sonra. Orkide rengine boyayacaktık ama biz beyaza karar verdik. Bayağı da bir uğraştık. Neredeyse 4-5 kat beyaz boya attık. Rengi anca kapattı. Duvarda da gene böyle bej renk bir boya vardı. Ama gayet güzel oldu. Dediğim gibi çok sabırsızlanıyorum. Erkenden bitse de orada güzel güzel videolarımızı çeksek sizlere göstersek diye. Sizleri de bayağı meraklandırıyorum çocuklar arkadaşlar. Artık geçince göreceksiniz. Evet bence istediğimiz etkiyi aldık bu videodan. Çünkü eşe attığım gibi erkek direkt mavinin üstüne çıktı ve çiftleşmeye çalıştı ki hatta ben ayırmama rağmen hala devam ettiler arkadaşlar. Sadece etkiyi alamadığım şu anda bir tane beyaz dişim var ve mavi dişim nerede? Mavi dişim ortada. Bunu cidden fark etmiyorlar bu arada arkadaşlar. Hatlar karıştı. Bakın erkek erkeğe şu an birbirlerine kur yapıyorlar. Bunlar bu arada birbirlerini çok sahiplenmişler. Bu sarının yanına başka bir erkek geldiği zaman yeşil direkt onu dövüyor arkadaşlar. Hani böyle bir sahiplilik var. Bu sarımız zaten bizim kralla abayı yakmış onu beğeniyor ama resesif yavruyla yani resesif erkeğimiz arkadaşlar çok güzel yakışıyorlar birbirlerine. Onlar da eş yapabiliriz. Bakın beğenmediği erkeği de alıp aşağı atıyor direkt kendi erkeğine ulaşmak için. Yeşilin yanına gidecek konacak yer bulamıyor arkadaşlar. Bakışlarından net bir şekilde anlaşılıyor bakın. Güzel güzel. Gayet güzel. Aynı bu şekilde de devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın yeşil karşı tarafa geçti. Sarı da buraya geçti. Bayağı bir kovalıyor. Beyaz dişimiz nerede? Beyaz dişimiz yukarıda. Yanaşan bir erkek görmedim. Bunlar bu arada gayet güzel olurlar. Bakın sarı yüz mavi erkeğimiz de dişimiz. Dişimiz erkekten 3 ay kadar falan büyük arkadaşlar. Ama sezona kadar erkek zaten yetişecektir ona kadar. Eş atılabilirler yani problem yok. Ama Eylül, Ekim ayında anca atılır bu erkek. Daha yavru çünkü arkadaşlar. Sezona hazır olacak inşallah bakalım. Evet. Şunları göstermek istiyorum. Çok deli kurlaşıyorlar. Erkek bir yanına inse. Hatta çıkılabilirler bile hiç belli olmaz. İndi. Hadi bakalım. Düş.
dişi her an kuyruk kaldırabilir. Erkeğe rahatsız eden olmazsa. Refesit zorluyor bakın. Refesit arkadan ayak atıyor. Ya ayrı kafese atayım hiç beklemeden, bakın abartısı söylüyorum, hiç beklemeden anında diş kuyruk kaldırır. Erken kuru yapmasına gerek yok ve direkt şifleşirler arkadaşlar. Evet, umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Sitemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı arkadaşlar. Düzenli olarak siparişler geliyor. Günde 3'er 4'er tane çıkartıyorum ki genelde benim oluşturduğum setlerden almayı tercih ediyorsunuz. Bu da beni mutlu ediyor arkadaşlar. Hani bana güveniyorsunuz yani. Bunu gösteriyor. Videolarda zaten setlerin etkisini kuşlardan sizler de görüyorsunuz. Instagram'a gösterdiğiniz destekten dolayı ayrıca teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni yerimizde inşallah yakın zamanda sizlere videosunu çekip göstereceğiz. Böyle böyle işlemeler gelecek. Normal son durum videoları falan gelebilir. Zaten son bir haftalık falan evde çekeceğimiz video var. Bu da 4-5 videoya falan tekabül ediyor. 4-5 video daha evde olacak. Ondan sonrası da yeni yerimize geçtikten sonra devam edecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.